Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu an masanın üstüne uzanmış durumdayım ve bu videoyu vlog kameramla çekiyorum. Sizi şöyle biraz daha yüksek bir yere sabitlemem gerekecek ama derginin ucuna koydum kamerayı. İnşallah düşmez. Sanıyorum ki evin bu kısmından daha önce hiç video çekmemiştim. Beni daha önceden takip edenler, yani yaklaşık bir sene önceki takipçilerim, izleyicilerim bilirler. Pijama sohbetleri diye bir seri başlatmıştım. Pijama sohbetleri nasıl bir seriydi? Böyle birazcık daha ev halinde, isminden de anlayacağınız gibi pijamalarla böyle hani sohbet ettiğimiz, bir konu belirlediğimiz videolardı. Onun devamını ne zamandır çekmek istiyordum derken dedim ki şu an evde yalnızım. Pijamalı sayılırım. Niye bu sohbeti yapmıyoruz? Şimdi şöyle, başlıktan da anlamışsınızdır aslında konuşacağımız konuyu. Ben iyice şöyle bir yerleşeyim. Kamera sallanıyor bu arada. Neden diyet yapmaya başladım? Kilo problemim var mı? Kilo ile ilgili birazcık sohbet edeceğim. Aslında bu bana genelde gelen sorulardan bir tanesiydi. Kaç kilosun? Boyun kaç? İşte fiziğini nasıl koruyorsun? Gibi gibi. Şimdi önce en başından başlıyorum. Her şeye... hiçbir zaman kilolu bir çocuk olmadım. Küçükken hatta özellikle en zayıf böyle dalga geçilen çocuk olur ya, benim lise hazırlıktayken yanımda oturan bir sınıf arkadaşım vardı, ismi lazım değil. İskelet, kemik diye böyle bana lakaplar falan takıyorlardı. Hatta annem sürekli bir kaşıkla peşimde dolaşıp böyle bana zorla yemek yedirilmeye çalışan kişiydim. Böyle ne zaman anneannemlere, babaannemlere gitsek işte ay bu çocuk çok zayıf, yemek yedirmiyor musunuz, yemek vermiyorsunuz gibi hayatım boyunca bu tarz şeylere maruz kaldım. Bence yemek yemiyor değildim. Bence tamamen yapısal olarak da babama benziyordum. Babam da zayıftı. Ben hala da ona benziyorum fiziksel olarak. Neyse. Sonra niye diyet, yani bu kadar zayıflıktan diyetisine gitmeye kadar gelen yolu anlatacağım şimdi size. İlkokul, ortaokul, lise hayatım boyunca ailemin yanındaydım ve evde ne yemek pişiyorsa onu yiyordum. Anneme sağ olsun dikkat ederdi hani böyle sağlıklı şeyler yapmaya. O yüzden bir kilo sıkıntısı gibi bir şey yaşamamıştım. Hep abur cubura düşkündüm ama üniversiteye gittiğimde, üniversiteyi şehir dışında okudum İstanbul'da. İşte o zaman birazcık yeme bozukluklarıyla ilgili şeyler baş göstermeye başladı. Önüme yemek koyan ve yapan birisi olmadığı için... yemekhaneye bile gitmeye üşendiğim için, Yeditepe'de okuyanlar bilirler Yeditepe'nin yemekhanesini. Ben akşamları bir paket cips alıyordum genelde bakkaldan bir yerden. Yanına kola, iced tea, yani zararlı ne varsa aklınıza gelebilecek gazlı içeceklerden bir şey alıyordum. Ve akşam yemeğimi o şekilde geçiriyordum. Kesinlikle başka hiçbir şey, ana yemek aramıyordum. Yani belki böyle haftalarca cipsle beslendiğim olmuştur. İşte... gündüz jelibon yiyordum. İşte ondan sonra ne bileyim. Nerede alakalı alakasız. Bu hani kantinlerde satılan zararlı şeyler var ya. Onlardan yiyerek geçiriyordum. Ama tabii o yaşta şöyle anlaşılmıyor. Vücudumda bir şey değişmiyordu. Çünkü zaten yaşım küçüktü. Hücrelerim çabuk yenileniyordu ve kilo almadım. Yani hani böyle kilolu olduğum ya da evden farklı olan bir durum olmamıştı. O yüzden böyle devam ettim. Yani üniversitede bir sıkıntı çekmedim. Üniversiteden mezun olduktan sonra bu beslenme alışkanlığım tabii ki düzelmedi. Yani sabah kahvaltıyı geçerdim, akşama kadar aç kaldığım oluyordu, yemek yemeyi unutuyordum. Bir de böyle şey, bazı insanlar yemek yemekten çok keyif alırlar. Ben böyle yemekten keyif alanlardan değilim de karnım doysun, hani tokluk hissi için yemek yiyenlerdenim. Ama yediğimde de işte böyle pis şeyler yani yiyorum. Ve bu alışkanlığım böyle devam etmeye başladı. Ondan sonra şu an 29 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle hani kilo problemi evet çekmedim. Hala da şu an kilo problemi var diyemeyeceğim desem yalan olur. Ama böyle bir 1,5-2 senedir vücudumun eskisi gibi tepki vermediğini fark ettim. Yani eskiden işte popcornlar, cipsler, bilmem neler, dondurmalar yediğimde kaşık kaşık. Ertesi sabah bir şey olmadığı için böyle 1-2 senedir falan, hatta 1-2 senedir de 1 senedir böyle karnımda böyle birazcık daha şişlik oluyor. Ondan sonra kendimi birazcık daha yorgun hissediyorum sabahları kalktığımda. Su hiç tüketmiyorum. Bir de bu çok büyük bir sıkıntı. Bir ara kendime söz vermiştim. Böyle ara ara bana geliyorlardı. İşte günde 2-3 litre su tüketeceğim diye. Yaptığım zaman çok faydasını gördüm gerçekten ama çoğu zaman sadece bir hafta sürdü bu maceram. Sonra bıraktım. Su tüketmiyorum dedim. Sağlıksız besleniyorum dedim. Kendime çok ekstrem iyi bakmıyorum. Hani çok spor yapan bir hayatım da yok maalesef. Derken böyle yavaş yavaş dediğim gibi vücudumda etkilerini hissetmeye başladım. Mesela renkli dönemlerimi çok ağır geçiriyorum.
bence bunun çok etkisi var. Yanlış beslenmem de regl dönemlerinde böyle karnımın ağrımasına sebep oluyor bence. Ne gibi şeyler oluyor? Sık hasta oluyorum, çabuk hastalanıyorum, çabuk yorgun oluyorum. Böyle bir anda yorgunlaşıyorum gün içinde gibi gibi. En sonunda işte bir hafta önce şöyle bir karar aldım kendi kendime. Bu arada bu kararı ben hep alıyorum. Tamam, bu pazartesinden itibaren sağlıklı besleneceğim. Tamam, bu pazartesinden itibaren dikkat edeceğim diye. Ama kendime verdiğim sözleri tutmakta pek başarılı değilim. O yüzden bir diyetisyen ziyaret ettim. Nazlı'yı belki tanıyorsunuzdur, Nabice Instagram'dan. Nazlı'nın gittiği diyetisyene gitmek istiyordum. Ne zamandır? Ondan randevu aldım. Ona gittim. Sağ olsun çok da tatlıydı. Çok bilgilendirici böyle. Hani şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi gibi. Mesela bana herkes hep hala şey diyor. Ah çok zayıfsın. Niye diyetisyene gidiyorsun? Çok zayıfsın. Evet zayıfım, evet kilolu değilim ama yanlış beslenmekten ötürü aslında vücudumda yağlanmalar var. Görünürde bir şey olmasa da içinde var. Ve dediğim gibi işte iyi hissetmiyorum kendimi beslenme düzenim yüzünden. O bana bir diyet programı yazdı. Bu arada diyet dediysem de böyle hani aç kalacağım, açıktan öleceğim bir diyet değil de tam tersine hani öğünlerim belli, ara öğünlerim belli, sağlıklı beslenmem gereken şeyler, hani ne yiyeceğim ne yemeyeceğim onlar belli. Hayatımdan bir sürü şeyi çıkarmam gerekiyordu tabii ki. Şeker birincisi. Ben şeker, ya çok şeker düşkün değilim, tatlı düşkün değilim ama şeker severim. Yani bu jelibon tarzı şekerler. Dondurma maalesef çok seviyorum. Onlardan bir süre uzak durmam gerekiyor. En azından vücudum toparlanana kadar. Yağ oranıma falan bakıldı. Ben tabii çok bilmiyordum bu konuları. Yavaş yavaş öğreniyorum. Yağ oranım birkaç kişi sormuştu. 21.9 gibi bir şey çıktı. Bunun düşmesi gerekiyormuş. Neyse ben şu an 4 gündür başladım bu programa. Ama tabii ki kesinlikle kolay değil. Çünkü o kadar alışmışım ki. Hani öğlene kadar yemek yememeye alışmışım. Akşam McDonald's siparişi vermeye alışmışım. O programa uymak beni kesinlikle zorladı. Ama böyle şeyim sürekli. Ben öde çıkma, çıkma. Listeye bakıyorum sürekli. Şu saatte bunu yemen gerekiyor, çıkma diye. Biraz önce salatamı yedim mesela. Bu arada bilenler biliyor, ben yemek yapmaktan da nefret ediyorum. Yani evde en sevmediğim yer mutfak. Yemek yapmaktan nefret ettiğim için de birazcık bu bence beslenme problemleri baş gösterdi. Hani bazı insanlar çok keyif alıyor yemek yapmaktan. O zaman sağlıklı şeyler de yiyorlar. Şimdi dikkat ediyorum dediğim gibi. İşte salatamı yedim biraz önce. Levrekli bir salata. Yavaş yavaş alışıyorum ama ilk gün, özellikle diyetin ilk günü vücudum herhalde inanılmaz tepki verdi. Gece, daha sonra akşam yemeğimi yedim ama böyle midemde bir sanki iki gün boyunca açmışım gibi. Midem nasıl yanıyor Allah'ım diyorum, şimdi böyle bir muz olsa böyle Nutella'ya batırarak onu yesem ya da dondurma söylesem dışarıdan diye. Dediğim gibi şu an daha çok başındayım. Tabii kaç gün oldu? Bakıyorum şimdi tekrardan 4 gün olmuş daha. Yani hani gerçekten işin acemiliğindeyim. Sürekli soru soruyorum. Diyetisyenime soruyorum. Nazlı'ya soruyorum sürekli, şöyle mi yapmam lazım, böyle mi yapmam lazım diye. Ama bu arada güleceksiniz. Tartıya çıktığımla birebir aynı kiloyum şu an. Bu sabah tartıldım. Ama dedim ki hani zaten benim tartıyla değil derdim. Hani kilo sayılarına çok takılmamaya çalışıyorum. Buna bakma ve vazgeçme. Hatta şimdi yarın seyahate çıkıyorum. Sanırım 4-5 gün yokum, yurt dışında olacağım. Orada nasıl dikkat edeceğim onu da merak ediyorum. Hani sonuçta evdeyken düzen kurmak, yemek birazcık daha kolay. Orada da dikkat etmeye çalışacağım. Aslında tatildeyken diyet olmaz derler ama yine de şimdi hani bu 4 gün bir şeye sarf ettim ya, emek onu boşa gitsin istemiyorum. Dediğim gibi bana çok fazla sorular, niye diyet yapıyorsun, ne oldu gibi. Aslında ben tamamen sağlıklı olmak adına, vücuduma iyi bakmak adına yapıyorum. Dediğim gibi birazcık da gidecek, birkaç kilolarım yok değil. Ne kadar çok zayıf gözüküyor olsam da bence birazcık bunun boyla da alakası var. Belki aynı kiloda olup biraz daha kısa olsam biraz daha kilolu gözüküyor olabilirdim. Burada kilomu söylemedim. Şu an 57 kiloyum, boyum da 1.76. 52'ye düşecekmişim ama tamamen sağlıklı bir şekilde, hani böyle yemeden ondan sonra kemik gibi kalıp 52'ye düşmeyecekmişim. Vallahi inşallah gerçek olur, ben de merak ediyorum çünkü ilk defa böyle bu kadar hırs yaptım, bu kadar böyle hani kendime ve diyetisyenime söz verdim. Şimdi hazır bu konudan bahsetmişken şu pijama sohbetleriyle ilgili size birkaç soru sorayım dedim. Bu videolar böyle birazcık daha rahat, şu an yaptığımız gibi olsun mu? Çünkü bu şekilde çok daha kolay. Hani evde kimse yokken kameramı açıyorum, böyle sizi karşıma alıyorum ve ondan sonra sohbet ediyoruz. Ben de böyle gayet hani keyif alıyorum ve rahat oluyor.
isterseniz bu şekilde yapalım. Hani normalde yaptığım gibi işte kameraları, ışıkları, tripodları kurup o sandalyeye oturup böyle merhaba kanalıma hoş geldiniz gibi çok samimi gelmiyor özellikle sohbet videolarında. O yüzden böyle bir konsept benim açıkçası hoşuma gitti. Siz de fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ya da pijama sohbetleri için bana böyle önermek istediğiniz konular varsa şu konudan sohbet edelim, bu konudan sohbet edelim diye. Çünkü böyle yanlış anlaşılsın istemiyorum. Hani sadece kendi kendime konuştuğum videolar olmasın. Siz aşağı yorum yazın ki ben oradan size cevap vereyim ve böyle aramızdaki diyalog devam ediyor olsun. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, gelmişken de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni videolarda, yeni pijama sohbetleriyle görüşmek üzere.